İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Nemrut Dağı'nın uyuyan volkanı David Babayan, Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri arasında hiçbir anlaşmazlık olmamıştır ve olmayacak. Türk asıllı hayvan kaçakçıları Cavak'ta yaşlı bir Ermeni adamı döverek ağır yaralandılar. İran, Körfez bölgesinde konumunu güçlendiriyor. Trump, İran'ın ABD'ye karşı saldırganlığı karşısında muazzam güçle tehdit etti. Bugün, diyalog ve gelişim için kültürel çeşitlilik günü. Charles Aznavour'a adanmış bir dizi etkinlik. Batı Ermenistan'da Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda yapılan jeofizik çalışmalarında yerin 5 kilometre derinliğinde magma odacığı olabileceği tahmin edilen bir oluşum tespit edildi. Uzmanlara göre Nemrut alanında olan volkanın riski yüksektir ve eğer volkan aktifleşirse oluşma öncesinde kül püskürtmesi, sıcak su çıkışlarındaki artış ve zaman zaman gürültülü duyumlar ortaya çıkacaktır. 1 milyon yıllık volkan son olarak 1692 yılında aktif durumdaydı. Her 35 bin yılda bir aktif olduğuna dair bir argüman var. Uyuyan volkan olarak bilinen Nemrut Volkanı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü David Babayan, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri arasında hiçbir anlaşmazlık olmadı ve olmayacak dedi. Bu devlet için tehlikelidir diyen Babayan, Ermeni halkının tarihindeki tüm yenilgilerin iç çelişkilerden kaynaklandığını hatırlattı. Basın sözcüsü David Babayan, bir vatanımız ve iki devletimiz var. İnşallah bir gün tekrardan büyük hayk yaratılacak. İki farklı devletin de kendine özgü yapısı ve politik gücü var. Bu normaldir ve karışılmamalıdır. Yoksa sonuçlar tehlikeli olabilir dedikten sonra Artsakh'ta yapılacak seçimlerin 2020'de gerçekleştirileceğini ilave etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü yeni sistem ve yeni güçler. Ben de aynı şekilde seçimlere katılacağım. Her şey medeni bir şekilde olmalı vurgusunda bulundu. Karin, Cavak'ın Batı Ermenistan'la sınırdaş olan Kartsakh Ermeni köyünde, köyde ahır bekçiliği yapan Sarkis Kasparyan'a soygun amaçlı bir saldırı gerçekleştirildi. Olay 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gecede gerçekleşti. Bekçiye göre hırsızlar kendisinin bulunduğu vagon eve saldırdı. Kasparyan Facebook'taki canlı yayında şunları söyledi. Köpeğe ateş ettiler. Bana da tüfeğin dipçiyle vurdular. Gözlerime bir şeyler sıktılar ve ellerimi halatla bağlayıp kelepçe taktılar. Ağzımı kapattılar ve dışarı çıktılar. Türkçe konuşuyorlardı. Nor.g'ye göre sınır muhafızı çalınan hayvanları Batı Ermenistan sınırını geçmeden ele geçirmeyi başardı. Ancak hırsızlar o sırada kaçmayı başardılar. Gürcistan sınır köylerinde hayvan kaçakçılığının bu ilk olayı olmadığı ve her durumda hayvanların Batı Ermenistan sınırına sürüldüğü belirtiliyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Buna karşılık Batı Ermenistan İçişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmayacak. İranlı aktivistler internet sayfalarında İran Devrim Muhafızları Birliği'nin S-300 uçak savar füze sistemlerini Körfez bölgesine nasıl aktarıldığını gösteren bir video paylaşıyor. Aktivistlerin işaret ettiği gibi uçak savar sistemleri Körfez'e nükleer reaktörü ve hassas bölgelere olası saldırılara karşı korumak için sevk ediliyor. Dün İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Başkomutanı Aziz Nasirzade Amerika Birleşik Devletleri ile mevcut gerginliğe yanıt olarak Körfez bölgesinin başkentlerini ve petrol alanlarını bombalamakla tehdit etti. RIA Novosti'nin verdiği habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye karşı saldırganlığı durumunda muazzam güç ile cevap vereceğini söyledi. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence İran eğer bir şeyler yapacak olursa büyük bir hata yapmış olacaktır. Muazzam bir güçle karşı karşıya kalacak." dedi. İran tarafındaki durumun ağırlaşması fonu üzerinde Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi ve yakınına Patriot uçak savar füze kompleksi taşıyan en az 7 savaş gemisi konuşlandırdı. Pentagon'dan yapılan açıklamada bu durum hakkında İran'ın ABD güçlerine ve çıkarlarımıza yönelik saldırgan eylemlere karşı koymaya hazır olduğumuzun bir göstergesidir cevabı verildi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşılmayacağına olan umudunu dile getirdi. İran'ın yüce dini lideri Ali Hamaney, İran'ın ABD ile savaşma niyetinde olmadığını ancak Washington'a karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti. Diyalog ve gelişme adına Kültürel Çeşitlilik Günü 21 Mayıs 2003 tarihinden itibaren kutlanıyor. UNESCO, kültürel çeşitlilik hakkında evrensel deklarasyonunu 2001 yılında kabul etti ve Aralık 2002'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 57-249 nolu formül ile 21 Mayıs'ı diyalog ve kalkınma için küresel çeşitlilik günü olarak ilan etti. Aynı belgede Birleşmiş Milletler tüm üye devletlere, hükümetler arası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı örgütlere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına halka kültür ve çeşitliliğin önemini sunmak, kitle iletişim araçları yardımıyla kültürel çeşitliliğin olumlu rolünün açıklanması çağrısında bulundu. Aznavur Vakfı'nın eş kurucusu, efsanevi sanatçı Charles Aznavur'un 95. doğum yıl dönümü 22 Mayıs'ta kutlanıyor. Aznavur Vakfı'nın bildirdiği gibi büyük sanatçının doğum günü şerefine ve yıl boyunca dünyanın farklı köşelerinde Aznavur'un sanatına adanmış etkinlikler düzenleniyor. Sergiler, konserler, anıt açılışları, halka açık yerler ve kurumların adlandırma işlemleri gibi. Büyük sanatçının 95. yıl dönümü vesilesiyle Paris Belediyesi Aznavur Vakfı ile işbirliği içinde Aznavur'un doğum günü arifesinde 21 Mayıs'ta Fransız başkentinde bir dizi etkinlik düzenliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun, belediye yetkililerin, tanınmış şahsiyetlerin ve elbette Aznavur ailesi üyelerinin katılımıyla Aznavur ailesinin Paris'te yerleştikleri ilk evinde bir anma plaketinin açılışı gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artvin'in Göğe Yükseliş Ritüeli adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.